Herkese merhaba. Bugün sizlerle başta görmüş olduğunuz ananaslı patiyi yapacağız. Badem de diyebilirsiniz tabii ona. Değişiyor. Bunu yaparken ben Lamia Diamond ip kullanacağım. Yumuşak bir dokusu var ve tüylenme yapmadığı için özellikle patikler için çok uygun. 100 gramlık bir ip. Önerdiği tığ 3 mm. Ben 4 mm kullanacağım çünkü benim elim biraz sıkı. Siz önerilerine göre de eğer eliniz normalse yani gevşekse önerilerine göre de kullanabilirsiniz. Bunu ben kendi ayağıma göre yapacağım. Ama yaparken size nasıl büyütebileceğinizi de ya da küçültebileceğinizi de göstereceğim tabii ki. Oldukça kolay bir şekilde kendi ayağınıza uyarlayabileceksiniz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna basıp ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız tariflerimi kaçırmazsınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Başlarken her zaman olduğu gibi başlangıç ilmeğimi yapacağım. İpin parmağımın etrafında iki kere doladım. Bunu attım böyle. Bunu da içinden geçirdim. 11 zincir çekiyorum. 11 zincirimi çektim. Şimdi hiç ip almadan bakın ilkini atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir ip alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İpimi aldım. Hepsinden birden çıkartarak bir yarım trabzan yaptım. Bir sonraki göze batıp tekrar ip alarak bu sefer bir trabzan yapıyorum. Ve trabzan yapmaya devam ediyorum. Ne zamana kadar? Son iki zincirim kalana kadar. Bu ikinci. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Son iki zincirim kaldı. İlkine batıyorum. Bir yarım trabzan. Sonuncuya batıyorum. Ve bir sık iğne. Böyle bir şey oldu. İki zincir çekiyorum. Ve şimdi işimin etrafında döneceğim. Normalde de zaten patiklerde böyle yapıyoruz. Bu birazcık farklı oldu diğerlerine göre. İpimi aldım. Şu ilk sık iğnem. Burada bakın. Buna batıyorum. Ve iki tane trabzan yapıyorum. Bir. İki. Şimdi bu sıra boyunca düz trabzan yaparak gideceğim. Sekiz tane trabzan yapacağım. Sonuncu sık iğneye geldiğimde oraya iki tane yapacağım. Devam ediyorum. Bu arada bakın ipimi de arkadan saklıyorum. Sonradan uğraşmayayım diye şimdiden saklıyorum. Ve bu da 8. Sonuncu sık iğneye 2 tane yapıyorum. Sık iğne derken bu zincir sık iğnenin altındaki zinciri kastediyorum. Tekrar döndüm. Bakın bu sık iğneye batacağım bu sefer. Buraya 2 tane yapacağım. Bir ve iki.
Şimdi dümdüz devam edip 8 tane daha yapıyorum. Bu da 8. Ve şu sondaki sık iğnenin gözüne batıyorum. 2 tane yapıyorum. Bu 1. Bu da 2. Ve şu ilk trabzanımın gözünden batıyorum. Bağlıyorum. 3. sıramıza yine 2 zincir çekerek başlıyoruz. Bu 2 zincir trabzan, yarım trabzan vesaire sayılmıyor. Sadece ipimizi yükseltmek için çekiyoruz bunu. Aynı göze battım. 1, 2 tane trabzan yaptım. Şimdi etrafından dönerek trabzanlarımı yapıyorum. Bu da 10. trabzanım. Bir sonrakine yine 2 tane trabzan yapıyorum aynı göze. Şimdi diğer tarafa geçmiş olduk. Yine 2 trabzanla başlıyorum aynı göze. 10 tane trabzanımı yapıyorum. Bu da 10. Ve bir sonrakine 2 tane yapıyorum. Şurası bir ilmek değil. Bu bağladığımız yer. İlk trabzanın gözünden bağladım yine. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. 2 zincir çektim. Aynı noktaya batıp 2 tane trabzan yapacağım. Şimdi bu sıra boyunca 13 tane trabzan yapıyorum. Bu 13. Ve bir sonrakine 2 tane trabzan yapıyorum. Hemen dönüp tekrar buradan itibaren 13 tane trabzanımı yapıyorum. Müşfik saldırısına uğradık. Ben yapıp dönüyorum. 13 trabzanımı tamamladım. İlk trabzanımın gözünden battım, bağladım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. sıradayız. Evet. 5 ve 6'yı da bununla aynı şekilde yapıyoruz. Yani başladığımız yere 1, 2 tane şey yapıyoruz, trabzan. Ondan sonra 13 yapmıştık, 14'e çıktı bu. 14 trabzan yapacağım. Bittiği yerde yine 2 trabzan birlikte yapacağım aynı göze. Tekrar 14 yapıp bağlayacağım. Bir sonraki sırada yine 2 ile başlayacağım. 15 yapacağım. 2 yapacağım, 15 yapacağım, bağlayacağım. 2 sıra daha bu şekilde yapalım ve görüşelim. 2 sıra daha çoğaltma yaptım ben. Şimdi siz bunu ayağınızın ucuna takabilirsiniz. Eğer bu size büyük geliyorsa şu son sıradaki çoğaltmayı yapmayabilirsiniz. Küçük geliyorsa bir kere daha çoğaltma yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer şu anda bu size çok geniş geliyorsa mesela ya da çok dar, tığınızı hemen bir numara büyütün, küçültün. Bir de öyle deneyin henüz çok ilerlememişken. İki zincir çekiyorum. Attım buraya. Bir trabzan yaptım. Ve devam ederek tamamının etrafını döneceğim. 34 tane trabzanım var. Hiç azaltma eksiltme yapmadan döneceğim, etrafını bağlayacağım. Bir kere daha döneceğim, etrafını bağlayacağım. Ondan sonra da artık modelimizi kuracağız. Şimdi ben iki sıramı da bitirdim. Bu arada size söylüyordum ama benimkisi çok bol oldu. O yüzden söktüm, baştan yaptım tığımı. 3 milimetreye değiştirdim. Demek ki neymiş? Bir şey biliyorlardı, söylüyorlarmış.
bakmak lazım ipin üstüne. Genelde çok küçük numaralar yazıyorlar. O yüzden ben de bir büyüğünü kullandım ama bu tammış. Şimdi modelimizi koyacağız. Bakın şöyle ikiye katladım. Sağda ilmeği. Önümü şöyle düzeltiyorum. Şöyle yapayım. İkiye katlıyorum. Ortadaki ilmeği bulacağız. Şu. Bir tane ilmek belirleyicim var. Yoksa siz de ip kullanabilirsiniz. Şöyle tığla ip geçirirsiniz etrafından. Bunu belirledim. Bu ortadaki ilmeği. Şimdi yaklaşık olarak ortadaki ilmeğimizi belirledikten sonra buradan geriye sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu 7. Buna da bir ilmek belirleyici takıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu da bir tane takıyorum. Şimdi şurada bakayım. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanım kalmış. Kaç tane kaldığının bir önemi yok. Çünkü siz benimkinden büyük küçük yapmış olabilirsiniz. Oraları ve şu arka kısmı tamamen düz trabzan yapacağız zaten. Burada kuracağız modelimizi. Burayı düzgün ayarlamanız yeterli. İki zincir çekiyorum. Ve ilmeğime gelinceye kadar, yani belirlediğim ilmeğe gelene kadar trabzan yapıyorum. Bu da dördüncü. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu belirlediğim ilmeği atlıyorum. Bir sonrakini de atlıyorum. Ve bir sonrakine iki trabzan aynı göze bir zincir ve yine aynı göze iki trabzan daha. Bir zincir çekiyorum. Buradan 1, 2, 3 atlıyorum ve ilmeğimin ilk gözüne, yani trabzanımın gözüne daha doğrusu battım, bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve trabzanın hemen arkasındaki göze batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye 1, pardon, 2 trabzan, bir zincir ve 2 trabzan. İkiliyi atlayacağım. Yani şunu ve belirlediğimi atlayacağım. Bunlar artık zaten gereksiz oldu. Çıkartıyorum. Üçüncüden itibaren başladığım noktaya gelene kadar trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanlarımı bitirdim. İlk gözden şöyle battım ve bağladım. 2 zincir çekiyorum. Bu arada 20 tane trabzanım var şurada toplam. Dediğim gibi önemli değil. Bilgi olsun diye söylüyorum bunu. 1, 2, 3 ve 4 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve şu bir zincir boşluğuna yine iki trabzan, bir zincir ve iki trabzan yapıyorum. Modelimiz boyunca burası bu şekilde devam edecek zaten. Bir zincir çektim.
Ve şuradaki boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu boşluğa 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Bir zincir çektim. Buraya batıp trabzanlarımı yapıyorum. Bu sırayı da bitirdim. Hemen iki zincir çekiyorum. Ve aynı noktadan başlayarak 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çektim. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. 2, bir zincir. Dikkatimi dağıtıyorlar. Bunu da tamamladım. Bir zincir çektim. Şimdi artık bademimizi yapıyoruz. Bunu da sık iğnelerle yapacağız. Sık şeyin trabzanımın gözüne battım. Bir sık iğne. Bir sonrasına battım. Sık iğne. Bir sonrakine. Bir sonrakine. Ve tekrar bir sonrakine. Tam 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Ve burayı aynı şekilde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu tarafa geçerek sık iğne trabzanlarımı yapacağım. Bu sıramı tamamladım. Sonra tekrar yukarı çıkıp 4 trabzanımı ve burayı yaptım. Hep aynı şekilde yaptığımız için tekrar tekrar göstermeyeyim dedim artık. Burada artık 2 zincir çekeceğim. Yani şu zincirlerle arayı açacağız. Burada hep sık iğne yapacağız ve zincirlerle de arayı açacağız. Battım. 5 tane sık iğnemi yine yapıyorum. Beşinci. 2 zincir çektim. Ve tekrar buraya 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Ve kalan trabzanlarımı yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Bu sırayı da bitirdim. Tekrar bu noktaya geldim. Şimdi burada 4 zincir çekiyorum. Bademimizi yavaş yavaş küçülteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İsterseniz doğrudan şu ilk ve son sık iğneyi atlayarak 3 sık iğneyi düşürebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Bakın, ilk sık iğneye batıyorum. Bir ip aldım. İkinci sık iğneye battım. Bir ip aldım. Ve hepsini birlikte tamamladım. Yani iki sık iğne bir arada yaptım. Bir sonraki göze batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar iki sık iğne bir arada yapacağım. Bu bir. Bu iki. Birlikte çıkardım. 4 zincir çektim ve şu kabuğumu aynı şekilde yapıyorum. Buradan da yine devam edeceğim. Bir sonraki sırada görüşürüz. O sırayı da bitirip aynı noktaya geldim. Bu sefer 5 zincir çekeceğim. Ve şuradaki 3 sık iğnemi yapacağım.
Şu ilki. İkincisi ve üçüncüsü, yine 5 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Bu sırayı da bitirelim ve ananasımızın son sırasında buluşalım. Ananasımızın son sırasındayız. 7 zincir çekiyorum. Şimdi burada 3 tane sık iğnem var. İstersem şu ortasına bir tane sık iğne yapıp bitirebilirim. Ben bu üçünü birlikte alacağım ama. Yani siz hangisi kolay geliyorsa onu yapın. Bir aldım. İkinciye battım, aldım. Üçüncüye battım, aldım. 4 tane ilmeğim var. Bir ip alıp hepsinden birden geçirerek kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. Ve yine bu kısmı yapacağım. Ondan sonra da sık iğnelerimi yapıp bağlayacağım. Bağladığım noktada ipimi kesiyorum. Buradan sonra artık şu arka kısmını, topuğa doğru, yani topuk kısmını yapacağız. Siz de bitirin ve görüşelim. Patiğimizin yarısı bitti gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yarısına başlayacağız. Nereden başlayacağız? Şuradan. Şimdi şurası arka topuk kısmı olacak. Burayı da yan olarak düşünün. Şöyle. Şu kısım açık olacak sadece. Şuradan yanlardan devam edeceğiz. İlk trabzanımın gözüne battım. Bağladım. 2 zincir çektim. Başta söyledim herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu 2 zinciri trabzandan saymıyorum. O yüzden aynı göze batarak bir trabzan yaptım. Bir sonrakine batarak bir trabzan daha yaptım. Şu boşluğa batarak 2 trabzan yapıyorum. Biraz çoğaltmak istiyorum sadece bu kısmı. O yüzden bir iki yerde arttırma yapacağım. Biri burada, biri de bir sonrakinde burada. 2 tane trabzan yaptım. Ve sonuncuya batarak bir tane daha yapıyorum. Sayalım bakalım. 2, 4, 6, 7 tane trabzanım olmuş burada. Bir zincir çektim. Ve şu bir zincir atlıyorum. İlk trabzanımın gözünden başlayarak trabzanlarımı yapacağım. Şuraya geldiğimde görüşelim. Evet, size vaat ettiğim topraklara geldim. Bir zincir çektim. İlk trabzanımın gözünden bir tane. İkincisinden 2 tane, çünkü karşı tarafın simetriğini yapıyoruz. Boşluktan, bir zincir boşluğundan 2 tane. Ve sonraki 2 trabzana birer tane. Bu bir. Bu da ikinci. 2 zincir çekerek dönüyorum. Şimdi burada şu yan kısımda farklı bir doku elde etmek istiyorum. Arkayı trabzan yapacağız düz. Şimdi bunun için ön diş trabzanlar yapacağım. İsterseniz böyle 2 zincir çektikten sonra ilkini de şöyle alarak yapabilirsiniz. İsterseniz bu 2 zinciri bir yarım trabzan sayarak hemen bir sonrakinden başlayabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Bakın, tığımı aldım. Önden battım arkaya ve etrafından dolanarak tekrar öne çıktım. Bir ip alıyorum. Trabzanımı tamamlıyorum. Bir sonrakine aynı şekilde. Bir sonrakine
Aynı şekilde 6 tane ön diş trabzanımı yapıyorum. Bu da 6. Bir zincir çektim. Hemen trabzanlarıma atladım ve trabzanlarımı sonuna kadar yapacağım. Bu da sonuncu trabzanı. Çevirdiğimiz için önceden trabzanların gözü hep düz gittiğimiz için öne düşüyordu. Çevirdiğimizde arkaya düşmüş oldu. O yüzden bunu unutmayın. Sayınızı eksiltmeyin. Bir zincir çektim. Hemen ilkinden bir ön diş trabzan yapıyorum. Devam ediyorum bu şekilde. 4 5 6 ve şunun üzerine de bir tane yarım trabzan yaptım. 2 zincir çektim, döndüm. Bunu atlıyorum ve yine ön diş trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ön diş, bir zincir trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanlarımı bitirdim, buraya geldim. Bir zincir çekiyorum. Ve yine ön diş trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu sırayı böyle bitiriyorum. Bundan sonra bir sıra daha aynı şekilde yapacağım. Aslında burayı bundan sonra böyle yapacağım zaten. Ondan sonra 20. sıramızda ufak bir arttırma yapacağız. Bir sıra daha yapın ve görüşelim. Bu sırayı da bitiriyorum. 6 tane ön dişimi yaptım ve şu 2 zincir üzerinden batıp kaçırıp bir daha batıp bağladım. 2 zincir çektim, döndüm. Ön diş trabzanlarımı yapıyorum. Bu da 6. Bir zincir çektim. Şimdi şu ilk trabzanıma 2 tane trabzan yapacağım. 2 kalan trabzanlarımı örüyorum ve şu sonuncu trabzanıma da yine 2 tane trabzan yapacağım. Şimdi oraya kadar gidiyorum. Sonuncu trabzanıma geldim. Buraya da 1 2 tane yaptım. Bir zincir çekip ön diş trabzanlarımı yapacağım. Dönüşte yine ön diş trabzanlarımı yapacağım ve yine şu ilk ve şu sonuncu trabzanımın üzerinden 2 tane trabzan yapacağım. Buradaki trabzan sayım benim 24'e çıkmış olacak. Sizin artık kaçsa ona göre hesabınızı yaparsınız. Sonra bir sıra daha şu sıralarda yaptığımız gibi dümdüz öreceğiz, arttırma yapmadan. O da bizim 22. sıramız olacak zaten. Bunları tamamlayın ve 23. sırada artık azaltmalar yapmak için buluşacağız. 23. sıradayım. Şu kenarı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi azaltma yapacağız. Ben bu ölçüleri size 24 trabzan, şuradaki 24 trabzan üzerinden veriyorum. Sizin diyelim ki benden 2 trabzan fazlanız var. Şimdi şuradan 7 tane trabzan yapacağız. Sonra azaltma yapacağız. 7 yerine 8 yaparsınız. Eksiğiniz var, 6 yaparsınız. Mesela 2 tane eksiğiniz varsa. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Hemen 7 trabzanımı yapıyorum. Bu da 7. Şimdi 2 trabzanı birlikte yapacağım. İpimi aldım. İlkine battım, çıkardım. Bir ip alıp ilk ikisinden geçirdim.
tekrar bir ip alıyorum, bir sonrakine batıyorum. İp aldım, İlk ikisinden geçirdim, 3 ilmeğim var, bir ip alıp hepsini birlikte tamamlıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Düz. Ve yine iki trabzan birlikte bir kere daha iki trabzan birlikte. Ve kalan 7 trabzanımı öreceğim. Bir zincir kenarı yapacağım ve tekrar görüşeceğiz. 24. sıradayım. Bu kenarı da yaptım. Bir zincir çektim ve 7 trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 bu da 7. Şimdi burada 2 trabzan birlikte yapacağız. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Sonrasında yine 2, 4, 6, 7 tane trabzanım kalmış. Bu 7 trabzanı yapıyorum. Burayı da yapıyorum. Dönüyorum. Patiğimiz neredeyse bitti. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Bu biraz değişik bir birleştirme olacak. Bununla uğraşmak istemiyorsanız hemen şöyle tersini çevirip normal tığla ya da iğne iplikle direkt birleştirebilirsiniz. Şimdi ben şöyle tersini çevirdim. Ya da tamamını çevireyim. Şimdi patiğimin tersini çevirdim. İlk ilmeğe batıyorum. Daha doğrusu zincire batıyorum. Aldım ve bağladım. Bu bağlamamız oldu. Şimdi bu ikinci trabzanın etrafından şöyle doladım tığımı. Ve şuradan şöyle göstereyim. İkinci trabzanımın buradan da gözüne battım. Bir ip aldım, buradan geçirdim. Buradan da geçirdim. Buradan da geçirdim. Bir sonrakine yine battım böyle. Arkadan üçüncü trabzanımın gözüne batıyorum. Hepsinden birden geçirdim. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. Buraya geçiyorum. Bir sonrakinin şöyle altından batıyorum. Arkadaki ilmeğe de battım. Tam hizasındaki geçirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Geçirdim. Bu da sonuncu. Tamamlamış oldum. Burayı böyle kapattık. Şimdi bir ip alacağım. Bir zincir boşluğumuz var burada. Onu geçiyorum. Bakın ilk trabzanımın gözüne battım. Bir yarım trabzan yaptım. Bıraktım bu ipi. Şuradan da yine ilk trabzanımızın gözüne batıyoruz. Bu ipi alıyorum. Buraya çekiyorum. İpimi aldım. Bir sonraki trabzanın gözüne batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Bıraktım ipi.
Taraftaki trabzanın gözüne battım. Aldım, çektim. İp alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Yani buradaki niyetimiz biraz yuvarlamak şeyi, topu. Direkt de bağlayabilirsiniz dediğim gibi. Biraz sivri durabilir. O yüzden burada böyle bir şey yapıyoruz. Devam edeceğim. Son iki kalana kadar trabzanla birleştiriyorum. Bakın burada son iki kaldı. Burada da son iki kaldı. Şurada da bir tane var ama onu atlayacağız. Ona hiçbir şey yapmayacağız. Şuna batıyorum. Bir yarım trabzan yaptım. Aynı şekilde buradan aldım, geçirdim ve sonuncuya batacağım. Batabilirsem hemen karşıya çıktım ve bir sık iğneyle bağladım. Bu kadar. Bir de zincir çektim. İpimi kesiyorum. İplerimi saklayacağım. Ve patiğim hazır. İşte patiğimizin son hali. Ayağımda da görün istedim. Gördüğünüz gibi oldukça hem güzel duruyor, hem tüylenmeyecek bir iple yaptığımız için uzun süre dayanacaktır. Yıkanma talimatlarına da baktım ben ipim bu arada. 30 derecede elde yıkayın diyor. Gördüğünüz gibi Müşfik de çok beğendi. Kendini sevdirdi böyle ayağıma. Bence bu yani makineye bile girer. Çok sağlam oldu. Ama tabii siz beni dinlemeyin. Sonra yanılabilirsiniz. Siz etiket ne diyorsa onu yapın. Şöyle görebileceğiniz gibi rahatlıkla ayağım içinde böyle istediği hareketi yapabiliyor. Ve de yaklaşık 50 gram kadar ip kullandım buna. Yarısı bitmedi ipin. Aynı iple 2 tane, 2 çift yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın kanalıma. Şirin Örgücü Instagram hesabım, Örgücü Şirin Facebook sayfam. İkisinden de bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.